Aziz müminler, İslam itikadının gönüllerde yerleşmesi lazım. İslam itikadının gönüllerde, kalplerde yerleşmesi şart. Bunun eğitimi yapılmalı. Evlerde, okullarda, radyo ve televizyonda İslam inancının, İslam akidesinin esasları mutlaka öğretilmeli. Gönüllere, ruhlara, vicdanlara bu imanı, bu akideyi, bu inanışı yerleştiremezseniz hiçbir hukuku, hiçbir fazileti veya adaleti aşılamanıza imkan yoktur. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerren yara." Ey mümin, dünya hayatında zerre ağırlığı kadar hayır işleseniz, hayırlı bir iş yapmış olsanız, mahşer gününde mutlaka onu görecek ve bulacaksınız. Aynı şekilde dünya hayatında zerre ağırlığı kadar, miskale zerretin, zerre ve miskal kelimeleri kullanılıyor. Miskal ağırlık demek. Ağırlık birimi, ağırlık ölçüsü. Zerre de, aziz müminler, zerre dediğimiz şey de alimlerimizin tarifine göre insanların kavrayacağı şekilde zerreyi şöyle tarif etmişler. Pencereden içeriye güneş girdiği zaman, güneşin ışıkları, ziyası pencereden içeriye girdiği zaman o ışığın içinde bir takım uçuşan şeyler görürsünüz. Uçuşuyor böyle. Güneş ışığında ancak görülebiliyor. Küçük küçük şeyler o ışık içinde dalgalanır durur. Tozdur bunlar. Toz. Toz zerreleridir. İşte o güneşin ışığında parlayan tozlardan filan hasıl olan o zerrelerin ağırlığı kadar fenalık yapan, kötülük yapan mahşerde vallahi görecektir neticesini. İslam imanı bu. Bu itikadı nesillerin vicdanlarına yerleştirmezseniz hiçbir fazileti aşılayamazsınız. Hiçbir fazileti aşılayamazsınız. Yaptığını, söylediğini, hayatta kime karşı ne işlemişse, neye tevessül etmişse, neye teşebbüs etmişse, ne gibi harekette bulunmuşsa, neticede bunları bir bir göreceğine, karşısına çıkacağına inandırmanız lazım nesilleri. İnandırmak lazım. İslam itikadı bunu kesinlikle haber veriyor. Ve buna iman eden nesillerden hiçbir asırda ve nesilde zarar gelmemiştir. Bu imanı kalbinde taşıyan nesil asla ve kat'a anarşist olmamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan esnaf ve tüccar kimseyi aldatamamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan amir, memur zerre kadar rüşvetle suistimal yapamamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan hacısı, hocası, imamı, müftüsü Allah korkusuyla adım adım hayatını tanzim etmiştir. Efendiler, bugün memleketimizde huzurumuzu kaçıran, şuurumuzu mahveden, saadetimizi, mutluluğumuzu yıkan korkunç bir bunalım var. Anarşi koymuşlar ismini. Komünist vesaire, ne söylerseniz söyleyin. Değil mi ki milletin huzuru mahvoldu? Değil mi ki tüccarın, esnafın, amirin, memurun, hacının, hocanın bütün huzuru mahvoldu? Arayın, böyle dikkatle, ibretle araştırın. Temelde anarşizmin ve huzursuzluğun temelinde imansızlığın yattığını göreceksiniz. Hiç başka bir şey aramıyorsunuz. Allah ve ahirete iman etmeyenler hayatımızı cehenneme çevirdiler. Allah'a ve ahirete ahirete iman etmeyenler hayatımızı zindana çevirdiler. Apartmanlarımız gayet lüks, mobilya takımları gayet lüks, altımızda arabalar, üstümüzde her imkan fırsatlar ama adeta herkes kendi evinde bir zindan hayatı yaşıyor. Kimse kimseye güvenemiyor, kimse kimseye inanamıyor, kimse kimseyi sevmiyor, kimse kimseye selam vermiyor. İstanbul'da 10 gün dolaşsanız, cadde cadde, çarşı çarşı, sokak sokak 10 gün dolaşsanız 10 kişiye selamun aleyküm diyemiyorsunuz. Selam kesilmiştir cemiyetten. Ne çıkar 5 milyon nüfusu varmış, 10 milyon. Keşke 100 bin kişilik nüfusu olaydı da hepsi birbirini seveydi. Kalabalığın bir manası yok ki. Taş yığınlarının bir araya gelmesiyle birbirini sevmeyen insanların bir araya gelmesi arasında ne fark görüyorsunuz? Ne fark görüyorsunuz?